Ki öyle olsaydı Cenab-ı Hak da te'budûne derdi yani. Ama niye onu koyuyor, te'dûne koyuyor? Tekrardan bunu hatırlatmak için. Yani Allah'tan gayrısına siz gıyabında çağrıda bulunursanız, o zaman onun sizi her nerede olursanız olun işittiğine hükmetmiş gibi olursunuz. Yani tabii ki bunu kabul etmeyebilir böyle bir kimse. Yani ben onun beni ne dersem, ne çağrıda bulunursam duyacağını varsaymıyorum. Allah değil ki duysun. Ama yaptığın iş o anlama geliyor. Yani herhangi bir darlık durumuna girdiğinde, sıkıntıya girdiğinde Allah'tan gayrısına böyle seslendiğin zaman böyle inanıyormuşsun gibi ortaya çıkıyor. Sanki o seni duyarmış gibi şey yapıyorsun. Eğer hakikaten bil fiil dese ki o benim nerede olursam olayım duyuyor, o zaman o dediği kişi Allah yani. Çünkü böyle bir kişi var sadece, duyan, semî' olan, Cenab-ı Hak Kur'an'da sıklıkla bunu söyler. Bir de mucib olan, değil mi? Bir de ikinci husus, icabet edebileceği. Hem duyduğuna hükmediyorsun, böyle kanaat ediyorsun, hem de yetişip sana icabet edebileceğine kanaat ediyorsun. Bu Allah'tan başkası için söz konusu olan bir şey değil. Yani o zaman sen bunu Allah'a yapıyorsun ama adını başka kişiye koydun. Veya sen böyle iddia ediyorsun ki Cenab-ı Hak'tan başkaları da duyar, başkaları da gelir yetişir. İşte bu manaların ortaya çıkabilmesi için, belirgin olabilmesi için Cenab-ı Hakk'ın söylediği şekliyle ifade etmek lazım ki ayetin sonunda onların ebediyen kâfir olduklarını, kâfir olduklarına dair açık ifade var. Böylece anlaşılsın ki kimseye her nerede olursak olalım bizimle beraberdir, işitir ve duyar payesini vermek mümkün olmasın. Bunu açıktan bu payeyi vermeyebilir ama gıyabında ona çağrıda bulundu mu bu payeyi vermiş olur ki maazanallah insanı dairenin dışına atabilir. Bunu savunan kişi diyor hocam, onun savunmasında biz gidip de onlara kulluk mu ediyoruz diye yani? Yetiş hazır demek, medet ya Resulallah demek, bunun neresi tapınmaktır diyor yani. Bunu savunan kişiler bu manada söylüyor. Hatta bunu daha da somutlaştırıyorlar. İşte bir doktora gittiğin gibi, yani sen hasta olduğunda madem şafi Allah der, niye doktora gidiyorsun gibi yaklaşımlarla direkt kullukla çağırmayı eş tutmuyorlar yani. Şimdi o dediğinizi herhalde hepsi yapmıyordur. Yani o demagoji yapmak isteyen öyle diyordur. Çünkü biz gıyabında bir seslenmeden bahsediyoruz. Yoksa herhangi bir kulun marifeti olabilen türden şeyler, işte siz beni duyuyorsunuz, istesem su verebilirsiniz, yardımcı olabilirsiniz. Bunları hiç kimse kulluk saymaz yani. Veya bir marangozdan yardım istersiniz, size dolap yapar. Bir doktordan yardım istersiniz, size bildiği ilaçları yapar, verir. Bunları kimse kulluk saymıyor zaten, yok böyle bir şey. Bunlara benzetmek, yani eğer hamakat değilse demagojidir. Bizim bahsettiğimiz gıyabındaki sesleniş yani, çünkü bizi mesela buradan ''Ya Rabbi yetiş'' dediğimiz zaman duyabilecek olan ancak Allah Azze ve Celle'dir. Desek ki ''Ya Resulallah yetiş olur mu?'' Yani şurada çıktınız, kaza başınıza geldi veya gelmek üzere veya bir başkası sevdiğinizin başına bir musibet geliyor ya gelmek üzere der misiniz ''Ya Resulallah yetiş'' diye? Hiçbirimiz demeyiz. Muhtemelen o yani ya Resulallah mahşer günü yani senin de hazır bulunacağın o ortamda bize Allah Azze ve Celle'ye dua eder misin şefaat anlamında bir talep olabilir yahut bazen şairler gıyabında konuşma yapar. Yani onun duyduğunu varsayarak değil de tek taraflı platonik gibidir bu. Bunlarda böyle bir kasıt olmaz ama böyle bir kasıt varsa yani gerçekten ben işte çağırıyorum, bana yardımcı oluyor. Geçen günde
sıkışmıştım, boğazıma bir şey takılmıştı. Dedim ya Resulallah yetiş dedim veya işte uçak düşmek üzereydi falan. Bunu normal bir insan, normal bir mümin yapmaz. Ya çok cahildir hakikaten tevhid şirki, Resulullah'ın ilk mesajını bile, yani Resulullah'ın Ebu Cehil'le ayrı düştüğü noktayı bile ayırt edemeyecek kadar bir cehalet içerisindedir. O zaten henüz daha وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ noktasına gelmemiş kimseler. Yahut bunu bilinçli yapan bir zındıktır, bir fasıktır, bir İslam akidesini hedef almış bir kimsedir. İnsanlara tıpkı Hristiyanlarda olduğu gibi Allah'tan gayrısına da yetiş, yardım et, çare ol diye seslenebilmenin önünü açmaya çalışan bir İslam düşmanı bir kimse olabilir. Peki efendim devam edelim. Çünkü Resulullah'a bile böyle bir şey yapılmaz. Yani hiçbir sahabi ya Resulallah yetiş diye dar anında Allah'ın Resulüne seslenmiş değildir, olamaz da. Çünkü Allah'ın Resulü وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ değildir. Siz nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Bu Allah Azze ve Celle'nin kendisini tarif ettiği bir şey. اَمَّنْ يُج۪يبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٰءُ Sıkıntıları gideren, dara düştüğünde dara düşenin çağrısına icabet eden, yoksa başka biri mi var? اَيْلَاهُنْ مَعَ اللّٰهُ Yoksa Allah'tan gayrı bir ilahtan mı söz ediyorsunuz? Diyor Cenab-ı Hak. Elbette böyle bir durumda olan kimse Allah'tan gayrı bir ilahtan söz ediyor demektir. Onu Resulullah yerine koysa da bu kez Resulullah'ı Allah'tan gayrı bir ilah iddiasıyla ortaya çıkmış demektir. Bunlar söz konusu olmaz, olamaz. Olursa bizim bırakın teşriatın ayrıntılarını, fıkhı, ince takvayı vesaire, daha ilk basamakta Resulullah'ın Ebu Cehil'le ayrı düştüğü noktayı bile kaçırmış oluruz. Öyle mi? Türkelerden uyardım diye. Aynı şey, yani böyle bir şey. Çünkü meyittir artık. Onun yani hayatta olsa yakınında ondan su istesen veya yakınında ondan yardım edebileceği şeyler istesen yahut dua istesen o da olur. Bunlarda bir sıkıntı olmaz ama gıyabında o başka bir şehirde diyelim. Ben şimdi burada başka bir şehirdeki mesela bir adama ey falanca, mesela babam da olsa, anam da olsa değil mi? Seslensem duyamazlar. Çünkü insanın böyle bir şeyi yoktur. Allah'tır kullarını her nerede olurlarsa olsunlar duyacak olan. Sadece duymak da yetmez biliyorsunuz. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ diyor Cenab-ı Hak. Bir an varsaysanız ki duysalar icabet edemezler. Nasıl gelecek, yetişecek? Ha bu ikisini yapabilen sadece Allah var. Ha bizim falanca da yapıyor dersen mesela Hristiyanlar Mesih Rab da bunu yapıyor diyorlar. Onu ilah yerine koymuşlar. Bir başkasını biz ilave etsek, Resulullah da yapıyor. Başımız sıkıştığı zaman biz ya Resulallah diyoruz, geliyor, yetişiyor. O biz her nerede olursak oluyor, bizi duyuyor dediğin zaman bizatihi Resulullah'tan da, onun çağrısından da, onun dininden de daha baştan Resulullah'la ayrı düşmüş olursun. Çünkü o tam da böyle bir anlayışa karşı olarak Allah Azze ve Celle'yi, onun dinini, tevhidi, onun emriyle getirdi. Peki efendim.